Resulümüz aleyhissalatü vesselam sahabelerini içi de kemterliklerden en kembegal, en fakirlerini hem yakşı kurardılar. Kuldan çıkan Hazreti Bilal kebi, kulları Zeyd kebi sahabelerini bağırlarına basıp kucağılıp hürmet kılardılar. Hatta ki Kureyş'in zadeganları, boy badavletleri kelip biz ham sizi dininizni kabul kılamız, biz ham Müslüman bulamız. Lekin mana bular bilan biz bir davrada bo'lmaymizda dediler. Bulardan keçin dedi. Peki Resulümüz aleyhisselam yok dediler. Bunaka yol bilan sizlerine safımızı koşuluşuzu kabul kılamayız dedi. Bunlar bizim biraderlerimiz. Bunlar bizim dostumuz dediler. Şundayken biz ham azizler bu dünyada nihayette kemter bo'lib yürüşlükimiz gerek. Zeyd ibn Aslam degen zat sahaba aytadılar ki men ushbu ayetini tafsiri hakkında sorab sürüştürüp yürürdüm dediler. Yani yemşuna alel erdi havna bana şu yerde kemterlik bilen yürüdü. Eğer bir cahil gepirse salam deyip kete uğradı degen ayetini oylanıp yürürdüm manasını. Şu kullarda tuş gördüm. Tuşumda bir kişi aldım ki gelip ular yer yüzüde fasad çıkarışını istemeydiganlardır deyip aittiler. Yani Allah'ın sükli bandaları bana şunu deyip oladı. Ular yer yüzüde fasad çıkarışını istemeydiganlar. Ana oşlar yer yüzüde kemterane yürediler ve cahiller bilen tartışmaydılar degen manada. İbn Abbas radıyallahu anhu ise itaat, yakşilik ve tavazi bilen yüredi deyip tercüme pekenler. Bana şu ayetteki havnen sözü hakkında gittiyip. Ular havlan yürüdü degende biz endi bunu kantar deyip tercüme kılıyoruz Uzbekçe'de. Lekin İbn Abbas aytibdilar ki bunun manası itaat, yakşilik ve tavazi bilen yürüdü deyibdiler. Demek mümin bandanın Allah Ta'ala yakşı görgen suyadigen sıfatları kantarlik. İkincisi ve ida khatabahumul cahilun qalu salama. Cahiller bilen tartışmaydı. Cahiller bilen tartışmaydı. Eğer cahiller katta hakaret gibi narsalar degen takdirde hem ularga kalab salam dedi. Yani salamlar bolsun, tinçlik bolsun dedi. Çünkü cahil adam bilen tartışlığının faydası yok.